11 MF1 sınıfında titrasyon konusunu anlatıyoruz. Arkadaşlar, benim elimde derişimi bilinmeyen bir asidim var. Asidin hacmi, derişimi X. Bilmiyorum. Asidin hacmi, bir kabın içerisine aldım, 0.1 litre aldım. Bunu biliyorum, kabın içerisine aldım. Bunun üzerine ben baz ilave ettim. Bazın derişimini biliyorum. Bazın derişimi 0.2. Ve bu bazdan 2 litre ilave ettiğim anda şöyle bir kabım var arkadaşlar. Bunun içerisine x molar 0.1 litre asidi koydum. Bunun içerisine baz ilave ediyorum. Derişimini biliyorum bazın. 0.2 molar ve 2 litre ilave ettiğim anda yavaş yavaş ilave ediyorum. 2 litre ilave ettiğim anda indikatör mavi oluyor. İndikatörün mavi olması ne anlama geliyor? pH'in 7 olduğu anlamına geliyor. pH'in 7 olması ne demek? Hidrojenin mol sayısının OH'ın mol sayısına eşit olduğu anlamına gelir. pH'in 7 olduğu. Benim çözeltimdeki hidrojenin mol sayısı bu mu? 2 litre ilave ettim. OH'ın mol sayısı da bu mu olur? O zaman asidin derişimi 0.2, 2, 4 molar mı olur arkadaşlar? İşlemi yaptığınız zaman. Derişimi bilinen bir baz yardımıyla derişimi bilinmeyen bir asidin derişimini bulmuş oldum ben. İndikatör kullandım. İndikatör bana nötrleşmeyi gösterdiği yer olmuş oluyor. 4 geliyor buradan Uğur cevap. 0.4 bölü 0.1'den 4 geliyor cevap. Olayı anlayabildiniz mi arkadaşlar? Kısa bir anlatmış oldum şu an olayı size. Titrasyon dediğimiz olay, buna biz titrasyon diyoruz bu işleme. Derişimi bilinmeyen bir maddenin derişimini bulunması işlemi. Benim için burada titrasyon olayında indikatör çok önemli bir yere tutuyor. İndikatörüm olmazsa ben bir asidin ya da bir bazın derişimini bulamam. İndikatör benim için çok önemlidir. İndikatörün renk değiştirdiği, onlar sana verilecek Mehmet. Onları sana verilecek. Bu söylediğim her şey sana verilecek. Sadece senin matematiksel işlem sonucu x'i bulmuş olacaksın. İndikatör renk değiştiren bir madde. İndikatör renk değiştiren bir madde. Ve indikatörün renk değiştirdiği noktaya biz dönüm noktası deriz. Şöyle düşünün. Bunun içerisine şunun rengi şurada kırmızı renkte bir çözeltim var. Bunun içerisine indikatörü de anlatıyorum ben. İndikatör bazik ortamda mavi rengi alıyor. Şimdi bu kırmızıydı. Bunun üzerine bazları damlattıkça damlattım halen mavi olmadı. Damlattım halen mavi olmadı. Damlattım halen mavi olmadı. Demek ki çözelti halen asit. İndikatör renk değiştirdiği anda diyorum ki demek ki çözelti artık baz oldu. İndikatör çok önemli benim için. Bu şekilde. Olay bu arkadaşlar. Titrasyon dediğimiz olay bu. Mesela tekrar anlatıyorum. Bir tane kabım var benim burada. Bu kabın içerisinde x molar bir bazım var. Hacmi atıyorum 4 litre. Ben bunun derişimini bulmaya çalışıyorum. pH 7'de maviye dönen bir indikatör de anlattım bunun içerisine. pH 7 olunca maviye dönüyor. Bu baz. Bunun üzerine ben asit damlatıyorum. Damlattığım asit 1 molar. Bu asitten ben 2 litre damlattığım anda çözeltinin rengi mavi oldu. Diyorum ki o zaman 2 litre damlattığım anda çözeltinin rengi mavi olduğuna göre mavi olduğu anda demek ki pH 7 oluyor. pH 7 de hidrojenin mol sayısı OH'ın mol sayısına eşittir diyorum. Hidrojenin mol sayısı kaç? 1 çarpı 2'den 2 mol. OH'ın mol sayısı 4 çarpı x'ten 4x. O zaman x eşittir 2 bölü 4'ten bazın derişimi diyorum ki 0.5 molarmış. Biz bunu laboratuvarda çok kullanırız arkadaşlar. Çok yaparız bu işlemleri, titrasyon işlemlerini, kimyacılar. Derişimi bilinen bir asitle ya da bazla, asit ya da baz fark edilmez. Biz yukarıdan damlattığımız maddeye titrant deriz. Titre ederiz. Yavaş yavaş titre edilir. Derişimi bilinen madde titranttır. Titre ettiğimiz madde. Derişimi bilinmeyen madde kabın içerisinde durur.
evrenin içerisinde durur. Olay bu arkadaşlar, titrasyon olayı. Bunun çok güzel sayısal soruları var. Onlara da bakacağız. Olay anlaşıldı gibi. Atakan, anladın mı? Sonradan tekrar ettiğim kısmı. Şimdi titrasyonda nötrleştirilecek çözeltilerden biri, örneğin asit çözeltisi bir ellene konur ve baz üzerine birkaç damla asit baz indikatörü çözeltisi eklenir. Renk değiştirecek madde lazım bana. Anlamadın, tamam, birazdan anlarsın. Titrasyonda kullanılan diğer çözelti bazdır. Baz bürete alınır ve bu çözelti titrant olarak adlandırılır. Bakın, titrasyon düzeneği budur arkadaşlar. Derişimi bilinen asidi, derişimi bilinmeyen maddeyi buraya korun. Erlendir bu. Derişimi bilinmeyen madde kaç mililitre aldığımı bununla ölçerim. Mezürle ölçerim, buraya koyarım. Bakın, bu da bürettir. Bunun adı bürettir. Bunun şurada musluğu vardır. Bu musluk damla damla açılır. Şurası da derecelidir. Burası derecelidir. Büret. Şimdi buraya ne kadar ben asit aldığımı biliyorum. Mezürle aldım, koydum buraya. X molar asit olsun. Kaç litre alayım? 2 litre alayım. Benim elimde x molar 2 litrelik asit var. Bürete de bazı koydum. Bazın derişimi de 2 molar. Bunu biliyorum ben. 2 molarlık bazı damla damla damlatmaya başladım arkadaşlar. Yavaş yavaş damlatıyorum. Damlattım, renk değiştirmedi. Damlattım, renk değiştirmedi. Damlattım, renk değiştirmedi. Yavaş yavaş damlatırız. Damlattım, renk değiştirmedi. Damla damla yapılır bu iş. Daha sonra arkadaşlar, ben bundan 2 litre damlattığım anda indikatör renk değiştirdi. Ve soru bana dedi ki pH 7'de renk değiştiriyor indikatör dedi. O zaman diyorum ki indikatör renk değiştirdi, bundan 2 litre damlattı. pH 7'de renk değiştiriyorsa hidrojenin mol sayısı OH'ın mol sayısına bundan 2 litre damlattığında eşit oldu diyorum. O zaman 2 molar çarpı 2 eşittir x molar çarpı 2 litre. O zaman diyorum ki bu asidin derişimi 2 molarmış o zaman. Aynen öyle. Değiştirebilir. Soru bize onu verir. Hasbi. Şimdi olay anlayabilmeniz için pH 7'den örnek veriyorum ben size ve sizin sorularda bu olacak. pH 7 olacak. Ve şunun adı, derişimi bilinen madde titranttır. Titre edilir. Derişimi bilinmeyen madde erlenek olur. Buradadır arkadaşlar. İndikatör çok önemlidir burada. İndikatörün renk değiştirdiği noktaya dönüm noktası denir. İndikatörün renk değiştirdiği, renk döndü, dönüm noktası. Bir de eşdeğerlik noktası vardır. Eşdeğerlik noktası hidrojenin mol sayısının OH'ın mol sayısına eşit olduğu noktadır. Eşdeğerlik noktası diyoruz biz buna. Titrasyon için hacim ve derişim birinde bir asit ya da baz çözeltisi alınır. Büret bu çözeltiyle doldurulur. Erlene hacmi bilinen fakat derişimi bilinmeyen asit ya da baz konur. Erlendeki çözeltiye asit baz titrasyonunu incelemek için birkaç damla indikatör ilave edilir. İndikatör renk değiştirecek. Bakın, pH'ı metreyle de bunu ölçebilirsin hasbi. pH 6 falan. İndikatör renk değiştirerek çözeltinin asit ya da baz özelliğinin olmasını gösterir. Bunlar benim anlattığım şeylerin aynıları arkadaşlar. Üretim musluğu açılarak içindeki çözelti yavaş yavaş evrendeki çözeltiye damlatılır. Ve evren hafifçe çalkalanır, karışması sağlanır. Damlatma işlemine, çözeltinin rengine bir değişim oluncaya ya da pH metre 7'yi gösterinceye kadar devam edilir. Renk değişimi anında üretim musluğu kapatılır ve büretteki sarfiyat belirlendikten sonra derişimi bilinmeyen asit ya da baz çözeltisi bu bulunur. Yani siz pH eşittir 7'de renk değiştiren maddelerden sorumlusunuz ve pH'in 7 olduğu noktada bu zaten tam nötrleşme için kullandığımız formüldü arkadaşlar. Aynı yer mi yani? Aşağı yukarı aynı yer izler ama dönüm noktasında bir tane fazla büretteki maddeden var. Bir damla. Renk değiştirmesi için. Sorabilir Buse. Ve var öyle sorular.
Hacim de sorabilir, derişim de sorabilir, hepsini sorabilir yani. Bu dört bağlantıyı birbirine karıştıracak şeyler sorabilir. Kuvvet lasitle kuvvetli bazın titrasyonunda net iyon tepkimesi bu zaten. Hidroklorik asitle sodyum hidroksit olsun dedik arkadaşlar. Şimdi bakın. 25 mililitre 0.1 molar HCl çözeltisine 0.1 molar sodyum hidroksit çözeltisini ilave ediyorum. Titrasyon yapıyorum. Arkadaşlar sizce pH'in 7 olduğu noktada kaç mililitre sodyum hidroksit ilave ederim? pH'in 7 olduğu nokta, bakın şurası, görüyor musunuz? Hidrojenin mol sayısının OH'ın mol sayısına eşit olduğu nokta 0,1 çarpı 25 eşittir. Derişimi 0,1 hacim ve demek ki 25 mililitre ilave edince pH 7 olur. Bakın şurası 25. pH'in 7 olduğu nokta, görüyor musunuz? 25. Ve buradan da görebilirsiniz. 25 ilave edince pH 7 oluyormuş tablosu. Ve bu grafik arkadaşlar asidin üzerinden baz ilave edilmiş, bazın üzerinden asit ilave edilmiş. Bu da sorularda size sorulur. Bakın başlangıçta ne var? Asit var. Ve demek ki ben üzerine baz ilave ediyorum ki pH yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Gördünüz mü? Size sorularda şu da sorulacak. pH'in 12 olabilmesi için ne kadar baz ilave etmem lazım? Mesela. Bu da sorulacak o kadar. Şu an biz şu noktadayız hala. Şu noktadayız. Hatta diyecek ki 20 mililitre ilave edilince pH kaç olur diyecek. Bazda falan filan. Öyle şeyler. Bu asidin üzerine baz ilave ettiğim bir titrasyon grafiği arkadaşlar. Buraya geçiyorum. Anlattığım şeyler bura. Şu da özet. Başlangıç pH'ı titre edilen kuvvetli asidin pH'sıdır. Dönüm noktası karışık. Geneli MEP kitabı. MEP kitabı yani. Çoğunluk MEP kitabı bunun. Bunlar zaten söylediğimiz şeyler oldu arkadaşlar size. Şimdi soru üzerinden devam edeceğim. Arkadaşlar bakın. Burayı çok iyi dinleyin. Şu an en önemli kısmındayız. Zil çalmayacak değil mi daha? Kaç dakika var? Oo çok güzel. Tamam. Yarım kalmasını istemiyorum. Şimdi bakın. 25 mililitre 0.1 molar hidroklorik asit üzerine 10 mililitre 0.1 molar sodyum hidroksit çözeltisinden toplam hacmi 30 ilave ediyorum. Toplam hacim 35 mililitre oluyor. 10 mililitrelik çözelti sodyum hidroksit HCl'nin mol sayısı. Bakın. Şimdi 25 mililitre asit var. 10 mililitre ilave ediyorum. Çözeltinin toplam hacmi kaç molar olur? 35 mililitre olur. Başlangıçtaki hidrojenin mol sayısını bulabilir miyim? Bakın hidrojenin mol sayısını bu kadar bulabilirim başlangıçta. Başlangıçta hidrojenin mol sayısı bu kadar. Ben buna sodyum hidroksit ilave ediyorum. Ne kadar? 10 mililitre 0.1 molar ilave ediyorum. Burada nötrleşme yapıyorum arkadaşlar. 10 mililitre 0.1 molar ilave edersen 0.01 litre yapar. İlave ettiğim sodyum hidroksidin mol sayısı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Arkadaşlar şimdi bakın. H artı OH eksi. Bende ne kadar hidrojen vardı? 2.5 mol. 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Ne kadar OH eksi ilave ettim? 10 üzeri eksi 3. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 OH eksi ilave ettim. Şimdi ilave ettiğim OH eksi kullanacak. Bakın ille de pH 7 değil. Altındakini de bulabiliyorsunuz. pH hesaplattırıyor size. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 OH vardı. Kullandın. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 OH'ı. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3'te hidrojen kullandı. O zaman hidrojenin derişimi kaç kaldı? 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 kaldı. Hidrojenin derişimi 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 kaldı. Mol sayısı özür diliyorum. Toplam hacimde 0.035 oldu. Hidrojenin derişimi bu oldu. Size bunu hesaplatmaz. Ben çözeltiye 25 mililitre 0.1 molar HCl çözeltisine 10 mililitre 0.1 molar sodyum hidroksit ilave ettiğim zaman çözeltinin pH'sı bu oluyor arkadaşlar. Olay bu. 7'ye varamadım daha bakın. Nötrleştiremedim. Öncesinde. Bundan sonra arkadaşlar
Nötrleşme reaksiyonu yaptık aslında. Bir önceki derste yaptığımız gibi kısmi bir nötrleşme yaptık. Şuna bakın. 25 mililitre 0.1 molar HCl üzerine 25 mililitre 0.1 molar sodyum hidroksit ilave edildiği anda çözeltinin pH havası 7 olur. Bunu söyledik zaten. Biraz daha kolay bir hesaplama oluyor. Bu tam nötrleşme oluyor Atakan. Kısmi nötrleşme yok. Artık şunu kestirebiliyorsunuz. Şimdi 25'ten az sodyum hidroksit ilave ettiğim zaman ortam asidik oldu. 25.5 sodyum hidroksit ilave ettiğim onda ortam ne olacak artık? Baza dönecek. OH fazlalığı olacak ortam. OH derişimi üzerinden çözeltinin pH'ını ve pH'ını bulabileceksiniz ondan sonra. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bakın çok bütün bunlar birbirine. 25 mililitre asidin üzerine 35 mililitre ilave ettim. Ne olacak? Arkadaşlar, şimdi benim elimde 25 mililitre, bakın 0.05, 25 litre, 0.1 molar asit vardı. Yani hidrojenin mol sayısı buydu. Ben bu kadar asit, bu kadar litre, 35 mililitre, 0.1 molarlık bazdan ilave ettim. Yani ne kadar OH ilave ettim? 3.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 OH ilave ettim. Hidrojen artı OH eksi su oluşturacak. Benim elimde 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 hidrojen vardı. 3.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 OH ilave ettim. Bu bunu harcadı. 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü. Buradan da 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 harcandı. Burada arkadaşlar 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 ne kaldı? OH kaldı. Çözeltisi ne oldu? Bazik oldu. OH 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol kaldı. Bakın toplam hacim kaç? 60 mililitre oldu toplam hacim. 0.06'ya bölersem OH'ın derişimini de bulmuş olurum. OH'ın derişiminden POH'a geçiş yaparım. POH'tan da pH'a geçiş yaparım. Değerler gıcık değerler, bu değerler karşınıza çıkmaz. Fazlasını ilave ettiğim zaman da bu oldu arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey var mı? 3 tane öncül gösterdim size. İlave edilirken az ilave edilmesi, eşit ilave edilmesi, fazla ilave edilmesiyle. Nötrleşme de aynı gibi aşağı yukarı arkadaşlar zaten. Titrasyon. Soracak bir şeyiniz yok galiba. Bir önceki derste arda arda olması çok iyi oldu bu dersin. Diğer sınıfta biraz kopuk olacak. İndikatörler arkadaşlar renk değiştiren maddelerdir. Zayıf faz ya da zayıf asit özelliği gösterir indikatörler. İndikatörlerin hangi rengi değiştirdiğini bilmenize gerek yok. Sadece turnusol kağıdını bilmeniz lazım. Turnusol kağıdı. Turnusol kağıdı bir an indikatördür. Asit de kırmızıya, baz da maviye döner. Bakın burada indikatörlerin bir renk değiştirdiği noktalar var. Hangi şeylerde? Timol mavisi, asitte kırmızı, bazda sarı. Bu pH aralıklarında çalışılıyormuş falan filan. Bunlar çok gerekli değil sizin için. Bunları bilmenize gerek yok arkadaşlar. Böyle bir şey soracaksa soruda açıklama olarak bunları size verir. Metil oranj çok duyulur. Bromfenol mavisi, bromtimol mavisi, fenolfitalin. Bunlar çokça duymuşsunuzdur. Belki 10. sınıfta da duymuşsunuzdur bunları. Evet. Çok güzel. Soruya kadar gelebildik. Çok güzel bir noktadayız. Bu soruda bir soru arkadaşlar pH 7 üzerine kurulu bir soru olması gerekiyor diye düşünüyorum. Fenolfitalein özel durumunu vermiş gerçi burada. pH 7'nin fenolfitalein asit ortamda renksiz. Bakın bunu soruda size vermesi lazım. Bakın
Soru aslında güzel, mantıklı bir soru. Şunu soruda verse. Fenolftalein asit ortamında renksiz. Renk değiştirdiği an pH'in 7 olduğu anın üzeri. Pembeye dönüyor bakın, bazik ortamda. Yani siz burada renk değiştirdiği anı bulmanız lazım. Atakan 1.2 dedi cevabı başka. Sıfır nokta 12 dedi. 0.012 dedi Gözde. Yavaş yavaş artıyor. Buse 0.12 dedi, Atakan 1.2 değil dedi. Sonradan bir hatasını gördü büyük ihtimal. Üretik sorularını yapmıştım Gözde. Evet, hatanızı görebildiniz mi? pH'in 7 olduğu noktayı bulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Nötralleşme yapıyorsunuz. Tam nötralleşme. Çünkü onun üstünde renk değiştiren bir endikatörmüş bu. Asidin hacmi, asidin tesir değerliği, asidin derişimi. İşte hatası mı var Atakan burada soruda? Bazın hacmi, bazın tesir değerliği. Evet, tam nötralleşme olarak düşünmeniz gerekiyor. Çünkü fenolftaleinin renk değiştirdiği nokta baz olduğu anda renk değiştiriyor. Bunu soruda size belirtmesi lazım. Önceki tabloyu verdiği için konmamış burada. Evet, 0.12 geliyor arkadaşlar. Cevap doğru buldum. Geçiyorum arkadaşlar bu soruyu. Burada yine benzeri bir soru. Çözümüyle beraber çıktı bu. Şeyi koymamışız. Yine benzeri bir soru. İndikatörün rengi değiştiğinde 15 mililitre asit harcandı. Tesir değerliği 2. Asidin derişimi 0.12. Bazın derişimini bilmiyorum. Bazın hacmi 90. Bazın tesir değerliği 1. Geçiyorum bunu arkadaşlar. Buradaki mantık şu, tekrar söylüyorum. Soru da size bunu belirtir. Fenolftaleinin renk değiştirdiği nokta pH 7'nin bir tık üstü. Buna bakalım. Sanki bunu kafadan çözen olacak gibi geliyor bana. İzler, başka bir indikatör size vermez. Bu pH 7'ye göre endeksli bir indikatör verir size. Verecek olsa da öyle der yani. Şu noktada renk değiştiriyor ya da şu noktada nötrleşme oluyor. Grafiğini verir, siz nötrleşme grafiğinin noktasını görürsünüz. Arkadaşlar, yine fenolftaleinin 0.1 çarpı 30 çarpı tesir değerliği 3 eşittir 0.1 kaç mililitre harcamam lazım çarpı bazın tesir değerliği 1. Buradan cevap geliyor zaten. Cevap 90 geliyor sanki Gözde. Bir yerden hata yaptım galiba. Üçle çarpmayı unutmuş olabilir misin tesir değerliği aside? Çünkü bunun tesir değerliği 1. Asidi. Bazın tesir değerliği 1. Derişimi de 0,1.
Hayır, evet, kassayı önemsiz. Sen kassayları sadece geçiş yaparken kullanırsınız arkadaşlar. Molde ve kimyasal hesaplamalarda da bunu çok yanlış yapıyorsunuz. Öğrenciler çok yanlış yapıyor. Size atıyorum 3 mol H3, 3 mol sodyum hidroksit dediyse 9 yazamazsın buraya. 3 mol ise 3 mol yazarsın, getirirsin altına. O mol ve kimyasal hesaplamalarla alakalı bir kısım. Çözüyorsun, çözüyorsun, sıkıntı yok. Olur böyle şeyler. Oo, log 5'ler. Evet. Şuna bakalım arkadaşlar, bu soruya bakalım. Kaç dakikamız var? 3 dakikamız var, hadi bakalım. Hemen cevap vermeniz lazım buna ya. Hemen cevap vermeniz lazım. Bekletmemeniz lazım benim bu soruda burada. Defne sebebi özelden yazmışsın ya. Evet, cevap 7 arkadaşlar. pH 7 olur tam nötrleşme. 60 çarpı 0.1 tesir değerliği 1. 60 çarpı 0.1 tesir değerliği 1. Tam nötrleşme olur. Tam nötrleşme gerçekleşiyor burada. Evet. Kaç dakikamız kaldı? 2 dakika var. Tamam. ml sodyum hidroksit ilave edilirse çözeltinin pH değeri kaç olur? Bunu ben çözeyim, sonra bırakalım arkadaşlar. Tekrar buradan devam ederiz. Bakın. 0.1 molen 60 ml var. Burada hidrojenin mol sayısı kaç olur? Fazlasını ilave ediyorum, değil mi? Normalden daha fazlasını ilave ediyorum. 60 ilave ettiğim zaman çözelti nötr oluyor. Demek ki OH fazlalığım var benim burada. Hidrojen OH ile tepkimeye girip su oluşturuyor. Buradaki hidrojenin mol sayısı 0.6 çarpı kaç yapar? 0.06 mı burası arkadaşlar? 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 mü yapar arkadaşlar? Hidrojenin mol sayısı. Tamam. OH'ın mol sayısı kaç yapar Atakan? 140 çarpı 0.1'den, pardon, bine böldüm. 0.14 çarpı 0.1'den 14 çarpı 10 üzeri eksi 3 mü yapar? OH'ın mol sayısı da. ...14 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapar. O zaman bu bunu götürecek. Bundan kaç kalacak? 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 kalacak. Bundan sonrası logaritma ile alakalı bayağı bir. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol kaldı. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol kaldı. Toplam hacim 200. 0.2'ye böldüm. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 yaptı. Yani tamam, E'sini yapayım mı? 10 üzeri eksi 4, bunun logaritmasını alacağım değil mi? Bu sorularda karşınıza çıkmayacak arkadaşlar. Bunlar çıkmayacak karşınıza. Fen lisesi kitabında falan var bunlar da. Normalde karşınıza çıkmaz bunlar. Yaptırmaz size. Bunu şöyle açıyorsunuz. Logaritma 4 artı logaritma 10 üzeri eksi 4 olur. Buradan logaritma 4'ün değerini vermiş 0.6. Çok az var ya Atakan. 10 üzeri eksi 4 dışarı 4 olarak çıkar. Eksi logaritma 4 olacak şurası. Başında eksi var ya. Burası eksi 4.6 gelir. Başındaki eksiyle beraber artı olur. 10'un 4'ten çıkarınca da 9 nokta küsur çıkıyor cevap sanki. Çok hızlı yaptım ben de. 12.6 geliyormuş. Neyse, burada kalalım arkadaşlar. Logaritma çok hızlı yaptığımız için yanlış yaptım orayı ben. Büyük ihtimal.
Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Buradan devam edeceğiz. Dersimiz bitti galiba.